bu tecride karşı demokratik siyasetin önünün açılması ve aynı zamanda tecridin kırılması, yani İmralı kapılarının açılması ve Kürt sorununun demokratik çözümünün yolunun açılması noktasında bir çaba içerisindeyiz. Bu çabanın şeyi şu, Türkiye'de sürgit devam eden bir savaş var. Bu savaşın getirdiği acı sonuçlar var. Derin bir yoksulluk var. Bütün bunların bir girdap olduğunu, bu girdaptan çıkmamız gerektiği noktasında da ortak bir akıl var. Yani geniş bir cephede yankı bulan ortak bir akıl var. Bu akılın öngördüğü şey şu. Öldür siyasetinden savaş siyasetinin hızla uzaklaşılmalı. Barışın yani barışa bir fırsat verilmeli. Yeniden demokratik çözüm masasına dönülmeli. Demokratik çözüm masası kurulmaz ise bu savaş politikalarının Türkiye'yi çektiği karanlık daha da derinleşerek devam edecek. Dolayısıyla biz Türkiye cephesinde şu anda bu özgürlük hamlesi çerçevesinde bu çalışmaları yürütüyoruz. Temel amacımız şu. Dediğim gibi son 9 yıldır özellikle Türkiye'nin sürüklendiği savaş politikalarından çıkması. Çünkü 9 yıldır denenen ve hatta 100 yıldır denenen ve son 9 yıldır çok daha pervasızca uygulanan bu imha siyasetinin çözüm getirmediği, daha da sorunları derinleştirdiği görülüyor. Bunun için bütün demokrasi güçlerinin, demokrasi isteyen, adalet isteyen, bu ekonomik çıkmazdan çıkmak isteyen bütün kesimlerin bu çerçevede bu savaş politikalarına karşı durması gerekiyor. İktidarın bu savaş politikalarında ısrar etmesinin bir tek nedeni var. O da şu, kendi iktidarını devam ettirme. Çünkü halka verecekleri hiçbir argümanları kalmadı. Bu savaş politikaları kendi iktidarını, yani kaotik ortamda tutup kendi iktidarını devam ettirmeden başka bir şeye yaramıyor. Türkiye halklarına, Türkiye emekçilerine, Türkiye yoksullarına hiçbir faydası yok. Dolayısıyla Türkiye emekçilerinin ve demokrasi güçlerinin bu çerçevede bu savaş politikalarına karşı durarak, çok daha güçlü ses çıkararak bunları durdurması lazım. Bunun da bir tek yolu var. O da şu, Kürt halkının kendisine baş müzakereci olarak tayin ettiği Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kırılması. Çünkü Sayın Abdullah Öcalan en son görüşmesinde şunu söylemişti. Ben bir hafta içerisinde bu savaşı durdurabilirim. Bu fırsat verilmedi. Bu fırsat verilmediği gibi de son 9 yıldır mutlak bir tecritle hukuk dışı, yasa dışı, kural dışı, ahlak dışı bir tecritle tecrit altında tutuluyor. Dolayısıyla bunun bir çıkmaz yol olduğu, buna karşı bütün demokrasi güçlerinin de ses vermesi gerektiği noktasında bir tavrımız var, bir amacımız var. Yani kriminalize ederek, üstünü örterek, yani Sayın Öcalan'ın sesinin halklara ulaşmasını engelleyerek, kendi iktidarını devam ettiren bir anlayışın çok uzun ömürlü olmayacağı aşikardır. Ama bunun daha fazla uzaması Türkiye halklarına zarar vermektedir. Şimdi biz panel yapıyoruz. Evet, pazar günü bir panelimiz var. Panelin başlığını savaş, yoksulluk ve demokratik çözüm koyduk. Şimdi bütün bunların tecritle bağı var. Yani doğrudan bağı var. Savaş var. Yani savaş gerçekliği karşısında insanların sanki bu savaş bu coğrafyada yaşanmıyormuş gibi ya da sanki kendisini hiç etkilemiyormuş gibi bir duyarsızlığı söz konusu. Bu kabul edilemez. Bu yoksulluğun en baş müsebbibi bu savaştır. Bu savaş politikalarıdır. Çünkü savaşın olduğu yerde hukuk olmaz. Savaşın olduğu yerde ahlaki çürüme olur. Savaşın olduğu yerde çeteleşme olur. Hukuktan uzaklaşılır. Türkiye bütün bunları hepsini yaşıyor. Bu savaşı çok en derin bir şekilde Türkiye halkları yaşıyor. Ama sanki bunu yaşamıyormuş gibi üç maymunları oynuyor. Çünkü yani bu iktidarın
Borazanı haline gelmiş bir medya var. Bu medyada sürekli yalan pompalanıyor topluma ve toplum da bu yalanı ne yazık ki kanıksıyor. Şimdi dolayısıyla buradan bu savaş politikalarına karşı bir kere barışın sesini yükseltmek gerekiyor. Yani barış, onurlu bir barış bu topraklara gerçekten huzur getirir. Çünkü bu topraklara, yani Orta Doğu başta olmak üzere Türkiye'nin de içinde olduğu Orta Doğu'da barışın olabilmesi için iki tane şey var. Bir, Kürt halkının özgürlüğünün sağlanması, temel haklarının iade edilmesi. İki, Filistin halkının gene temel haklarının iade edilmesi. Bu iki halkın sorunları çözülmediği sürece ve demokratik bir şekilde onurlu bir barışla sonuçlanmadığı sürece Orta Doğu'nun barışının olması mümkün değil. Eğer bu savaş politikalarından vazgeçilirse, eğer Kürt sorununda demokratik çözüm aklıyla hareket edilirse, demin de ifade ettim, Kürt halkının baş müzakereci olarak tayin ettiği ya da ağırlıklı olarak baş müzakereci olarak tanımladığı Sayın Öcalan'a bu fırsat verilirse bu çatışma sürecinin biteceğini, barışın yolunun açılacağını, Türkiye'de Kürt sorununun demokratik yollarla çözümünün gerçekleşeceğini, dolayısıyla yani egemenlerin ifade ettiği gibi bölücünün söz konusu olmadığını, Türkiye halklarının, bütün emekçilerinin Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Arabıyla, Süryanisiyle, Ermenisiyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, Hristiyanıyla bütün inançların, bütün kimliklerin barış içerisinde, kardeşçe, eşit koşullarda bir arada yaşama şansının doğabileceğini, bunun da mümkün olduğunu, yeni bir yaşamın kurulması gerektiği noktasında bir çözüm önerimizin olduğunu da söyleyelim. Bu şu anda boğulmak istenen Rojava'da yani ete kemiğe büründü. Şu anda Orta Doğu'daki egemen güçler, başta emperyal güçler olmak üzere Orta Doğu'daki egemen güçler şu anda Rojava'yı bundan dolayı boğmak istiyorlar. Oysa orada demokratik ulus dediğimiz paradigmanın vücut bulmuş hali şu anda var. O da şudur. Yani hiç kimsenin kimseyi ötelemediği, hiç kimsenin kimseyi yani baskı altında tutmadığı, imha etmeye çalışmadığı, her kimliğin, her inancın böyle hani kutsallık derecesinde kabul gördüğü bir yeni yaşam filizleniyor orada. Ama Orta Doğu'da 100 yıldır dikte ettirilen tekçi sistem, ulus devlet anlayışı buna tahammül etmiyor ve orayı boğmak istiyor. Dolayısıyla bizim çözüm önerimiz şudur. Savaşa karşı durulmalı. Barışın sesini yükseltmemiz gerekiyor. Bu derin yoksulluğu ancak böyle giderebiliriz. Onun için bütün emekçilerin, bütün yoksulların, bu sistemden zarar gören bütün toplumsal dinamiklerin bir araya gelerek güçlü bir demokrasi cephesi oluşturması ve bu demokrasi cephesi içerisinde bu mücadeleyi yürütmesi gerekiyor. Bunun elzem olduğunu düşünüyorum.